aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşma uzun süre ayakta alkışlanan ve MHP'nin tam kadro gerçekleşen yürüyüşünde Düzcelilerin büyük bir coşkuyla desteklediği MHP Düzce Belediye Başkanı adayı Yılmaz Eser, mahalle ve STK ziyaretlerine devam ediyor. Aziye ve Kiremit Hoca mahalleleriyle Bahçeşehir bölgesinde vatandaşlarla kucaklaşan başkan adayı Eser, yine gönülden ilgiye mahzar oldu. Dükkanlarına misafir olduğu esnafların içten muhabbetle karşıladığı seçimin favori adayı Eser, seçmenin beklentilerine kulak verdi mevcut belediye yönetiminin yetersiz kalan hizmetlerine yönelik vatandaşların sistemini dinleyen eser, sizlerin teveccühüyle başkan seçildiğimde tüm sorunları Allah'ın izniyle kısa sürede çözecek beceri ve yetkinliğe sahibiz, dedi. MHP Düzceyi i̇l Başkanı İlham İcaboğlu, il yönetimi ve teşkilatların tam kadro sağda kendisine eşlik ettiği başkan adayı eser, Düzceye değer katmak ve refah seviyesini yükseltmek için gece gündüz çalışacağına söz veriyor. Türkiye'nin en genç ili Düzce'nin marka kent olması için canla başla çalışacaklarını belirten MHP Düzce Belediye Başkanı adayı Yılmaz Eser, Ayırmadan, ayrıştırmadan düzce için hizmetkar olacağız. Yorulmadan, durmadan, usanmadan çalışacağız. Şehrimizi tüm paydaşlarla omuz omuza vererek kalkındıracağız. Düzce bizim yuvamız, böyle eşsiz güzellikle değerleri ve insanları olan bir memleketin evladı olmaktan gurur duyuyorum dedi. Mahalle ziyaretlerinde halka, bizi göreve layık görürseniz sizleri asla mahcup etmeyeceğiz diye seslenen başkan adayı Eser, Vatandaşlar artık belediye hizmetlerine sadece yol, su, temizlik yapılsın diye bakmıyor. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata, şehre vizyon katacak projeler istiyor. Biz de bu hizmetleri en iyi şekilde memleketimizde buluşturmak için saygıdeğer hemşerilerimizden destek bekliyoruz. 31 madde sandıktan zaferle çıkarak inşallah düzlemizi hak ettiği seviyeye ulaştıracağız diye konuştu. Türkiye'nin kültür mozeyini yansıtan düzlede kültürel değerlerin, örf ve adetlerin korunması gerektiğini de vurgulayan eser, bu ortak değerlerimizi yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Kültür ve sanatı ileriye taşımak, örnek nitelikte sosyal projelere imza atmak önceliklerimiz arasında olacak. Planlı kentleşmeyi yol haritamız olarak kabul ederek sanayi, turizm, tarım alanlarında Düzce Belediyesi'nin etkinliğini hissettireceğiz şeklinde konuştu. Düzce Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nde de bu vatanı canları pahasına koruyan Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri gazilerimiz ve şehit yakınlarıyla bir araya gelen MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Yılmaz Eser, Ülke Ocakları Düzeyli Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim Tilaveti programına da katılım sağladı.